Hocam bugün biz Alp Kindo Spor Merkezi'ndeyiz. Bu kulüpte ne tür faaliyetler oluyor? Gençlere ne tür faaliyetleriniz, hizmetleriniz var? 2014'te kurulan federasyonumuzun 2017 yılında İstanbul'a merkez olarak İstanbul'a geldi. İstanbul ve Türkiye şampiyonamızı yaptık. 2019'da İtalya'da Avrupa şampiyonasına katıldık. 2019'da tekrar Rusya'da dünya şampiyonasına katılarak bir dünya ikincisi çıkardık. Goşu olaraktan. Goşu geleneksel Kung Fu'nun gerçek geleneksel bölümüdür, esas bölümüdür. Bu şu Goşu'nun içinden çıkan bir modernleşmiş bölümüdür. Dünyanın çoğu ülkesinde, 120 ülkesinde Goşu hala devam etmektedir. Öbür federasyonlarda da hem Wushu ve geleneksel stiller Avrupa'da ve dünyada bir yıl geleneksel, bir yıl modern sistemler olaraktan dünya şampiyonları devam etmektedir. Goşu'nun 16. 2019'da dünya şampiyonası yapıldı. Bu şekilde de inşallah 2022 yılında programımızda İstanbul, Türkiye ve dünya şampiyonası yapmayı düşünüyoruz. Onun hazırlıklarındayız. İnşallah dünya şampiyonasını Türkiye'de İKF Kung Fu olarak oranında teknik komite başkanıyım. Dünya Kung Fu Federasyonu'nun. Onun da dünya şampiyonasını Türkiye'de yapmayı düşünüyoruz inşallah. Onunla çalışmalarımız devam ediyor. Bu şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. 1984 yılında Fransa'ya gittim. Fransa adına Avrupa Şampiyonası'na katıldım. 90 yılında Hollanda'da, 86 yılında Avusturya'da Pencekslat Dünya Şampiyonası'na katıldım. 90 yılında Hollanda'da Dünya Şampiyonası'na katıldım. 95 yılında takım olarak Alp Kindo Spor Kulübü olarak İsviçre'de dünya kulüp olaraktan dünya üçüncüsü oldum. 99 yılında Wushu Federasyonu'nun da kurduğumuz zaman ilk teknik komite başkanı Wushu Federasyonu'nda teknik kurulu üyesi ve teknik komite başkanlığı yaptım. Ve milli takımın başında görevler yaptım. Çin'de milli takımın başında Dünya Kupası'nda bulundum. Azerbaycan'da ondan sonra belirli ülkelerde milli takımımızı temsil ederekten Wushu Federasyonu olarak da görevlerimizi yürüttük. Şu anda Chinese Goju'da dediğim gibi 2014'te kuruldu. 2017'den beri İstanbul'a taşıdık ve faaliyetlerimize devam ediyoruz. Dünya Federasyonu'na ve Avrupa Federasyonu'na üyeliğimiz var. Üyeyiz. İtalya'da Avrupa Şampiyonası'na, Rusya'da Dünya Şampiyonası'na katılarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Hem koğuşu olaraktan dediğim gibi biz çok yönlü çalışıyoruz. Sade Evet. Hocam, yıllarca Türk sporuna hizmet ettiniz. Hizmet etmeye de devam ediyorsunuz. Wushu'yu ne gibi süreç bu süreçten sonra başlayacak, devam edecek? Yani Türkiye buna nasıl hazırlanıyor? Şimdi koşu zaten daha önce yapmış olduğumuz yani 70'li yıllardan beri Avrupa'da yapılan bir bölümü vardı. Aslında aynı şeyi biz geleneksel olarak devam ettiriyoruz. Yani Türkiye'de Kung Fu'yu biz bu şekilde tanıttık. Kung Fu'yu hatta Wushu Federasyonu kurulduğu zaman Kung Fu'yu söyletmek de istenilmiyordu. Ama şu anda orası da Kung Fu adını koyma. Ya Çünkü burada da gerçekten Abdurrahman Akdüz Başkan'a ve ekibine teşekkür ediyoruz. Wushu Kung Fu parantezi ama içerisinde daha önce konuda. Kung Fu yani dünyada bu Kung Fu olarak tanınıyor. İngilizce Kung Fu, Çince Gong Fu olarak dünya tanımış bu şekilde. Şimdi bu geleneksel bölümü esas özüne bağlı olaraktan bu şu 1949'da modernleşiyor. Zaten Lei Tai, Sanda Lei Tai'den çıkan bir bölüm. Bu şu yani sanatsal bölümden çıkmış modern gösteri şova dönüşmüş bir bölümdür. Ama Goşu'nun içinde gerçek olarak eski sanat uygulanıyor. Bir 99
yani 99 yılına kadar da bu şu Kung Fu Federasyonu da karate, evet, karateye, evet, birçok judoya, judo kuraşa. İlk önce karateye bağlandık. Bizi siyah elbise, elbiselerle farklı bir şekilde değerlendiriyorlardı. Yok şöyle böyle. O günlerde hep rahatsız olduk. Devlet salonlarını sokmamaya çalıştılar bizler. O gün de yaşadık. Federasyon kuruluncaya kadar. Federasyon kuruldu. Federasyon kurulduktan sonra olaya bu şu olarak bakıldı. Aslında öyle değil de Kung Fu'ydu. Sonunda bak Kung Fu'yu yaz. Biz yetişen nesil Kung Fu'nun, biz Kung Fu'yu tanıtmak için uğraştık. Bu şu millet tanımadı bu sefer. Bu şu dediğim zaman bakıyordu millet. Ne bu şusu aslında, diye. Aslında Kung Fu deyince yerine oturdu. Yani bu şu Kung Fu'nun içinde modern bir bölümdür. Türkiye'de iki tane branşı büyüdülerdi toplumumuz. Yani biz de çocukluğumuzda karate ve Kung Fu. Evet. Yani tabii. Türkiye'de yani üçüncü bir branş söylenmezdi. Yani dediğim gibi her şey tekme yumruk atmak değil. Manevi olarak talebeye ne verebiliyoruz? Şimdi önemli olan sadakatli talebelerin yetişmesi, ahlaklı talebelerin yetişmesi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilmek için yarışıyorlar. Tabii burada şampiyon olur olamaz. Herkes dediğim gibi şampiyon olacak diye bir şey yok. Ama onun için hedef o olacak. Ama burada tabii iyi bir gençlik, güzel bir nesil yetiştirdiğimize inanıyorum. Hocam, vatana, siz... millete, bayrağa saygılı evlatlar, saygılı talebeler yetiştirmeye devam ediyoruz. Evet hocam, sizin kayıtlarınız çok, arşiviniz çok kalabalık. Spor hayatınızda, eğitim hayatınıza başladığınızdan bugüne kadar kaç tane sporcu hizmet ettiniz? Araştırdık. Bizim ve talebelerimizin yetiştirdiği 300 bin sporcuya ulaştık. Benim ve yani en azından 300 değil, 300 bin. 300 bin üzerinde tabii. Yani şimdi 100 tane en azından yetiştirdiğim adamın okulu vardı. Düşünün bunların her yıl tazelediği sporcu sayısını. Ve bugün dediğim gibi talebelerimin talebesi, talebesinin talebesinin talebesi bu işi yapıyor. Türkiye'nin her yerinde, yurt dışında eğitimlerimiz devam ediyor. Ve yani belki bunu da geçmiş olabilir. Yani bizim tahmini raporlarımız bu. Hani evet, hesapladık, bir ara hesabını yaptık. Dediğim gibi Türkiye'de de kim bu işi yapıyorsa zaten dediğim gibi yani biz... Herkesi biliyoruz, tanıyoruz. Herkes bizi tanır, bu işi yapan, bilenler, emek verenler. Bir nebze şerbet olabildiysek bu davada ne mutlu bize. Dediğim gibi saygılarını göstersinler yeter bize. Yoksa bizim kimseden beklediğimiz maddi olarak bir şey yok. Manevi olarak hizmet edebiliyorsak Allah razı olsun desinler bu gençler bize. Biz onun peşindeyiz. Yoksa maddi bir beklentimiz yok kimseden. Devletten bir beklentim olmadı. Bugüne kadar da olmadı. Yine yok. Bir beklentim yok. Sadece şu var. Yetiştirdiğimiz sporcuları, şimdi bazen bizim gibi bir sürü federasyon var. Bu federasyonlar dernekler federasyonu diyor. Kurulan öbür federasyonlar da dernekler federasyonudur. Aynı şekilde kurulmuştur. Bizler devletten bütçe almıyoruz. 1 lira yardım almıyoruz. Yalnız şu var. Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü, şimdi bizler müracaat ettiğimiz zaman bizi öbür federasyonlardan ayırıyorlar. Bu yanlış. Çünkü biz spora hizmet ediyoruz. Spora hizmet ettiğimiz için oraya bağlı değilsek İçişleri Bakanlığı'na bağlı. Yani İçişleri Bakanlığı'yla Spor Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlığı değil mi? Yani bize böyle yetki verilmişse, maddi bir şey beklemiyorsak manevi olaraktan bizlere gereken şeylerin yapılması lazım. Salon lazım. Biz veremeyiz. Niye siz bize bağlı değilsiniz? Ya biz nere Rusya'ya bağlı değiliz ki? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı'na bağlı dernekler yasasıyla faaliyet yapan kuruluşuz. Bizim federasyon olarak şu anda tek bir amacımız var. Bu amacımız da bir şekilde maddi boyuta ulaşamasak dahi en azından bu çaba gösteren, azimle çalışan sporcularımızın yarın bir gün yurt dışına kafile olarak götürdüğümüzde milliliklerinin tanınması. Tüm çabamız bu yöndedir. Evet. Umarım da bu çabamıza en kısa sürede başkanımızın da çalışmalarıyla, azimli çalışmasıyla, tüm yönetimin azimli çalışmasıyla kısa zamanda ulaşacağımızı düşünüyoruz. Evet, teşekkür ederiz. Değerli biz de hocam, teşekkür ederiz. Sizlerin son olarak sözlerini alalım.
Tabii dediği gibi önemli olan şampiyon oluyoruz. Biz kendi cebimizden masraf edelim. Devlet bu çocuklarımızın, evlatlarımızın milliklerin tanıması. Onun için de tabii kendi kontrolünün altına alması daha uygun olarak görüyorum. Tabii ki devletin maddi imkanlarından yararlanmasak da manevi imkanlarından yararlanmak isteriz. Çünkü bu gençlerimiz spor yapıyor, başka bir şey yapmıyor. Onun için Altaş TV'ye, bütün emeğe geçen yönetimdeki kardeşlerimize ve İrfan kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Geldiniz, onurlandırdınız, gururlandırdınız bizi. İnşallah bir dahaki yayında görüşmek üzere. Bütün seyredenlere iyi akşamlar diliyorum. Saygılar, sevgiler, selamlar.